Aldı. Hoş geldin Ömercan. Hoş buldum. Biraz kendinden ve daha önceki işinden bahsedip şu anki yaşamanı anlatır mısın? Tabii. Şöyle, ben Koca Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunum. 2021'de, 2015 geçtim ama 2020'de mezun oldum. Bir 5 sene falan sürdü okulu bitirmem. 5 sene, 5,5 sene sürdü. Ondan sonra bir tane işte endüstriyel klima sistemleri satan bir firmada satış mühendisi olarak işe başladım. Yani 2,5 sene falan bir öyle bir makine mühendisliğinde tecrübem oldu. Ondan sonra ama uzun zamandır aklımda hep şey vardı yani işte yurt dışı vardı. Hani bir de şeydi yani işte makine mühendisliği çok böyle beni sarmıyordu aslında. Ama en sonunda işte hatta böyle şeydi yani işte üniversiteden mezun olmadan bir sene öncesinde işte bir BT Akademi diye bir akademi kurumu var işte İstanbul'da. Oradan bir yazılım eğitimi aldım bu pandemi süresince. Hani farklı ne yapabilirim falan diye. Sonrasında oraya odaklandım aslında bir 4-5 ay. O eğitimi aldım. O sırada işte mecbur stajımı tamamlamam gerekiyordu. İşte staja girdim. Staja girdiğim firma da bana işte iş teklif etti. Sonra dedim hadi o kadar okuduk makine mühendisliği. Dedim bir şans vereyim ya bir deneyeyim. 2 sene falan devam ettim. Sonrasında 1,5 sene sonra aslında şey olmaya başladı yani böyle. Hani artık Ömercan hani burada tatmin olmayacaksın. Hani memnun değilsin, mutlu değilsin. Artık değişim yapman gerekiyor falan gibi. Ondan sonra işte neler yapabilirim, nereye gidebilirim falan diye baktım. Aslında benim hep kafamda şey vardı yani. İşte Almanya'ya gitmek vardı. Almanya çünkü işte makine mühendisi olarak işte yani cennet yani. Sen bir yüksek İlk lisans aklıma. düşünüyordun galiba orada, değil mi? Almanya'da. Tabii. Aynen. Benim aslında hani hep hedefim şeydi yani. Ben üniversite ilk girdiğimden itibaren hep Almanya'da yüksek lisans istiyordum. Ama sonrasında danışmanın önemi diye bir başlık açıyorum şimdi burada. Şöyle bir durum oldu. Ben üniversitenin 3. senesindeyim. Benim not ortalamam da düşük. Ben hem okuyup hem de çalışıyordum. Hem üniversiteye gidiyordum. Aynı zamanda da full time olarak da çalışıyordum. Not ortalamam böyle çok yüksek değildi. Yani böyle 1,60'larda falandı. Yani 4 üzerinden öyle söyleyeyim. Sonrasında kötü aynen. Ama Sonrasında zordur şöyle bir makine, biliyorum çok zor. makine zordu. Bir de yani %100 odaklanmayınca daha böyle şey oluyor. Yani işte geçmek falan zor oluyor. Ondan sonra bir tane de arkadaşım vardı. Biz onun hep böyle şeydi yani işte Almanya yükseğe gideceğiz abi işte mezun olduktan sonra nasıl yapsak falan bilmem ne diye konuşuyoruz. Sonra biz dedik ki abi biz gideceğiz. Ondan sonra nasıl gideceğiz ne gerekiyor falan işte Google'a işte girdik araştırdık falan işte şartlar ne işte requirements'lar neler falan bilmem ne diye. Orada da şey vardı yani işte minimumda 2,70 not ortalaması gerekiyor. İşte abi biz bunu hesaplıyoruz kitaplıyoruz nasıl yaparız falan bilmem ne. Ben işi bıraktım. Kocaeli'ye 6 ay işte Kocaeli bir dönemim oldu. Sonra full derslere odaklandık falan. Ben son 4 dönem böyle 3,5, 3,70 kaçtı 3,35 bir de en sonunda 3,55 mi ne yaptım falan. Benim not ortam 2,90'a çıktı. Dedim ki O tamam abi almayı. harika. Bayağı kastık ama. O arkadaşım da şu an şeyde Berlin'de. O gitti Öyle mi? Almanya'ya. Çok Aynen o iyi. da yüksek lisans yapıyor. Sonrasında şöyle bir durum oldu. Ben şunu fark ettim. Evet ben yüksek lisans için hani yurt dışına gitmek istiyorum. İşte bunun da hani en aslında güzel yolu işte bir master'la dışına gitmek. Yani yurt dışında bir master eğitimi almak. Ama acaba işte Almanya'da şöyle bir durum vardı. Bir tane danışmanla görüştüm. Dedim ki yani benim kafamdan şey çıkmıştı. Ben aslında makine mühendisi üstüne yüksek lisans yapmak istemiyordum. Yani 2 sene daha makine mühendisliğine zaten devam etmek istemiyordum. Ve bunu yapmak istemedim. Sonra bir danışmanla görüştüm. Danışmanın adını da hatırlamıyorum yani. Hangi eğitim kurumu vesaireyi hatırlamıyorum. Hatta o zaman 2-3 danışmanla konuştum bunu. Bana şunu dediler. Dediler ki eğer makine mühendisliği çıkışlıysan eğer makine mühendisliği alanı dışında herhangi bir alanda yüksek lisans yapamazsın. Oldu ki okul kabul verdi. Vizeden red alırsın dediler bana. Abi bana böyle kaynar sular düştü. Tamam, Bu ben kaynar sular Almanya için mi döküldü. geçerliymiş sadece? Almanya için aynen öyle. Yani sana vize vermezler dediler. Allah Allah. Sonra hatta yani minimum 2 kişiyle konuştum bunu. 2 tane danışmanla. Bu da Google'dan atıyorum işte en üst sekmelerde işte aradığım 2 tane kurumdu. Sonrasında benim abi kafadan Almanya çıktı. İşte Amerika girdi devreye. İşte Amerika'ya gitsem ne yapsam falan. Herkesin hayali. O herkesin aklında bir kere düşmüştür yani Amerika'yı denesem mi falan gibi. Ondan sonra Amerika'ya bakıyorum. Farklı ülkelere de baktım bu arada. Yani işte İtalya'ya baktım, İspanya'ya baktım, İspanya'da business okullarına baktım. Ben hep MBA'ye gitmek istiyordum. Hani işte yüksek lisans yapacaksam ya bir ara böyle şey düşündüm işte computer science mi yapsam ya da direkt şey mi işte business üstüne mi yapsam falan diye. Business aslında en mantıklısı geliyordu o tarafta. Ondan sonra
Abi İspanya'da baktım. İspanya'da bir sürü güzel business okulu vardı. İtalya'da baktım. Ondan sonra Hollanda'da baktım. Sonrasında Amerika'ya bakmaya başladım. Amerika'da odaklandım. Dedim ki ben öncesinde bir dil okuluna gideyim. Ondan sonra yüksek lisansı transfer gibi bir şey yaparım falan gibi. O sırada da şöyle bir durum oldu. Çok fazla ret gelmeye başladı Amerika'dan. Hani sürekli Türkiye'deki bizim vize problemlerini biliyorsun yani. Bu vize Sürekli abi reddinden ret bahsediyorsun geliyordu. değil mi? Abi, tabii, vize reddinden bahsediyorum. Okey. Sürekli vize reddi geliyordu. Belki %80, %90 falan red alıyordu o dönemde. Ondan sonra ben de alternatif bakıyorum. Bir gün evde oturuyorum yine araştırıyorum falan. Akşam şöyle bir şeye denk geldim. İşte genç mühendis vizesi, Avustralya. Dedim abi bu ne falan. Diyor ki sana, üniversiteden mezun oldun. Mühendislik alanından mezun oldun. 2 sene içerisinde başvurursan, IELTS'in de bir seviyesi var. Sanırım 6 olması lazım. Eğer bu IELTS seviyesindeysen de genç mühendis lisesi olarak burada iş bulmadan buraya gelip 18 ay boyunca burada %100 çalışma iznine, full time çalışma iznine sahip olabilirsin. Ondan sonra dedim ki abi, bu çok mantıklıymış falan. İşte ilk giriş bütçesi yok, gerek yok. İşte İngilizce zaten fena değil. Ondan sonra giderim işte şey yaparım falan. Abi işte araştırmaya devam. Ama şöyle bir durum varmış. İşte MÜDEK akreditasyonu diye bir akreditasyon. Okulun senin işte burada bir akredite bir kurum var işte. Onunla işte denk olması lazım falan bilmem ne. Abi benimkine baktım. Ben 2021'de mezun oldum. 2020'de benim şey bitmiş. Denklik bitmiş. Hadi ya. Çok Vallahi. çok iyi. Sonra mı düştü bir kere aklıma. Sonra Avustralya araştırıyorum. Abi Melbourne. İşte şu an Melbourne'dayım. Melbourne işte 5-6 sene boyunca üst üste dünyanın en yaşanabilir şehri seçilmiş. Yaşam standartı çok iyi. İşte gezilebilecek bir ton yer var. İşte kazançlar çok iyi. Ortam çok iyi falan. İşte potansiyel de çok fazla burada. Yani gerçekten potansiyel çok fazla. E dedim abi ne yapsam falan. Tamam dedim ben dedim işte Melbourne'a gideceğim ama nasıl gideceğim falan bilmem ne. Ondan sonra işte dil okulu. Aklıma gelen hep şeydi yani. Önce dil okulu giderim ondan sonra ne yapacağıma karar veririm falan gibi. Sonra benim şu reklam olur mu bilmiyorum da Atlas Eğitim Danışmanı'nda İsmail Bey var. İsmail abi, İsmail Fener. O aslında Sonra çok onun önemli çünkü arada aracı kurumların bazıları doğru çıkmıyor. Yani sahte çıkanlar oluyor. Gerçekten tecrübe edinip de gidenlerin isim vermesi bence çok önemli. ya bence de %100 güvenilir ve hani çok doğru yönlendirilmiş. Nasıl yönlendirdiğini de hani ne anlamda bana şu an ne kadar rahatlattığını da anlatacağım şimdi. O zaman Şöyle oldu. konuşma bitince şey yaparsın, adresini verirsin, onu da videonun altına koyarız en azından. Olur tabii seve seve. İsmail Bey'e ulaştım. Ondan sonra dedim ki abi böyle böyle. Anlattım dedim ben şöyle istiyorum. Böyle düşüncelerim işte geçmiş background'ım şu. Şunu yapmak istiyorum falan gibi. Bana direkt şunu dedi. Ömercan dedi. Sen işte IT'ye zaten yönelmek istiyorsun. Hani yazılım tarafına yönelmek istiyorsun. Sen dedi dilin zaten iyi. Dil okulunu boş ver. Ben o zaman ama şeyim yani. Abi bir an önce başvurayım ve gideyim kafasındayım. O sırada işte full time çalışıyorum. Beyaz yaka çalışıyorum. İşten çok sıkıldım. Hani bir an önce gitmek istiyorum artık. Yani bir an önce artık atayım kendimi diyorum. Ondan sonra o dedi ki bir ay geç olsun ama sen de dil belgesi al. Dil belgesini koy. Ondan sonra bizi de okullara başvuralım. Sonrasında sana bir kabul alalım. Ondan sonra sen direkt şeyi boş ver. Dil eğitimini boş ver. Hem dedi birincisi boşuna para harcamazsın. Hem dil okulu haftanın 5 günü. Bunun çok büyük avantajı var. Bunu söyleyeceğim az sonra. Haftanın 5 günü hem dedi normal direkt akademiye git, akademik programa gitmek senin için çok daha faydalı olur dedi. Hem paradan hem zamandan hem de eğitimden kazancın olmuş olacak dedi. Ben dedim süper abi. Ondan sonra ben gittim hemen dil belgesini aldım. Bir 15 gün falan sürdü dil belgesini almam. Ondan sonra IELTS'den de 5,5 ve 6 falan istiyorlardı. Ben 6 falan aldım. Şu 6, anki 6,5 gittiğin falan kurs gibi bir için şeydi. lazım değil mi dil? Aynen. Ha, Evet. evet. Minimum gereklilik sanırım bazı şeylere göre değişiyor. Akademiye göre işte koleje göre değişiyor ama minimum sanırım isteyenler 5,5 istiyorlar. Şu an koleje mi gidiyorsun yoksa özel bir kursa mı gidiyorsun? Benimki aslında akademi ama sanırım aradaki net farkı bilmiyorum. Bir kısmı kolej deniyor, bir kısmı Tam devlet değil. belli Ama değil. aradaki farkı bilmiyorum aynen. Bir üniversite yapısında Yani mı? üniversite yapısında, yani akreditesi var bir Ha. ton üniversite, birkaç üniversiteyle. Evet. Yani sonunda da Politeknik falan şeyini söyleyeyim bilmiyorum da Söyle Akademi söyle. Asya Politeknik diye bir okul benim için. Evet. Hani Bak. böyle biraz daha böyle bir sektör değiştirmek isteyenlere odaklı eğitim veren bir kurum. Ondan sonra abi dedim ben dil okulunu şey aldım, dil belgesini aldım. Ondan sonra biz başvuru yaptık.
Başvurudan sonra işte ufak bir mülakat yaptım. Sonra biz şey yaptık, kabul aldık. Ondan sonra işte okul ödemesini yaptım falan bilmem ne. Sonra ben okul ödemesini yaptım. İşte kafamda tabii kurdum yani. Dedim 2 aya falan giderim büyük ihtimalle. Öyle olmadı. Anlatacağım. Öyle 2 aya giderim falan diye kurdum. İşte istifa ederim, ihbar süresini tamamlarım bilmem ne. Neyse parasını ödedim okulun. Sonrasında bir hafta sonra da vizeye gittim. Vize başvurumu tamamladım. Ya özel değilse Abi ne vize... kadar kursun ücreti de söylersen iyi olur aslında. Abi kursun ücreti şöyle. O zaman benim dönemimde indirim vardı. Ama sanırım yani aylık 700-800 dolara falan geliyor. Ha, kurs ne kadar? Bir yıllık mı? Kurs benimki 9 aylık ama sonrasında bir 9 aylık daha var eğer uzatmak istersen. Sonra bir 6 aylık daha alabiliyorsun. Oo, okey. Soracak çok sorun var da sen tamamla istersen öyle daha güzel Olur olur. olur. Sen süreci Olur anlat olur. şimdi. Ya çünkü şeyde yani Avustralya Amerika gibi aslında. Yani Avustralya eğitim için cennet. Yani birçok seçeneğiniz var. Yani birçok seçenek var seçilebilecek. Hani birçok okul var, birçok alan var eğitim alabileceğiniz. Yani eğitim alınabilecek. Dolayısıyla hani şey diyebilirim yani hani fiyatlarım belki atıyorum aylık 400'e bile bulunuyor olabilir. Bilmiyorum 400'e var mı? 400-500 dolara bile. 4000 dolara çıkan o da arkadaşım Güney Koreli mesela. O 4000 dolara diyor sadece şeye aylık olarak okula. Yani o tabii master seviyesi. Yani okuldan okula da değişiyor aslında yani. Sonrasında nerede kaldık? Şöyle bir durum oldu. Ben abi vizeye başvurdum. Vizeye başvurdum. 3 gün sonra ofisteyim, çalışıyorum. Bana bir mail geldi. International University of Applied Science'de Berlin'de bir tane business okulun. Abi Daha önce bana başvurduğum bir okul muydu burası? ben geçen sene başvurmuşum. Ondan sonra geçen sene o başvuru sürecinden sonra başvurmuşum. Ondan sonra onlar da bu sene için bana geri dönmüşler. Demişler ki bana böyle böyle şu belgeleri tamamlarsan işte bir tanesi dili belgesi, bir tanesi de işte mezuniyet belgesi. Bunları tamamlarsan hani biz seni şey mülakat almak istiyoruz. Abi ben bu belgeleri abi dedim şimdi şöyle o bana geldi. Ben şimdi bir şaşırdım tamam mı? Dedim ki oluyor muydu bu yani? Hani ben gidebiliyor muydum? MBA için Almanya'ya. Sonra ben direkt gördüm maili hemen aradım onları. Dedim ki böyle böyle hani siz bana böyle bir mail gönderdiniz. Ben eğer kabul olursam ben yüksek lisans yani business için gelebiliyor muyum? Dediler ki gelebiliyorsun tabii ki. Dedim ya ben böyle böyle bir şey duymuştum falan. Ondan sonra dedi ya hayır bizim hani Türk öğrencimiz de var. Hani başka alanlardan gelen çok öğrencimiz var. Böyle bir problem yok falan. Ondan sonra abi danışmanları aradım. Ondan sonra birkaç işte benim danışman bana dedi ki ya Ömerciğim öyle bir şey yok. Gitmek istersen gidebilirsin. Abi dedim okulun parasını daha yeni ödedik. Okulun başvurusunu yaptık. Biz de iyi ödedik. Bu yüksek lisanstan kabul aldığın MBA miydi yoksa makine üzerine miydi? Bu MBA'de. Almanya'daki MBA. Ama daha önce de olmuyor demişlerdi sana farklı bir alanda, değil mi? Aynen öyle. Daha farklı bir alanda olmuyor Kısmete bak demişlerdi. ya, seni oraya yönlendirmişler resmen. Hem de şöyle bir güzelliği vardı aslında Almanya'daki programın. Onu zaten şu anda ben sonra belgeleri tamamladım, kabulü aldım. Kabulünde 2 sene geçerliliği var. Yani tüm ilerleyen zamanlarda oraya dönmek istersem hani MBA için gidebiliyorum oraya. Onun da şöyle bir güzelliği var. Normalde master programı, MBA programı 2 yıllık. Ama şöyle bir şartı var. Bizim Türkiye'de 4 yıl lisans okumamızın avantajı burada hani oluyor. Diyor ki sana 240 kredi aldıysan yani 210 kredi üstü aldıysan ve 2 yıllık da iş tecrüben varsa bu master 2 yıl değil de 1 yıl yapabiliyorsun bu master'ı. Daha sıkı bir eğitim oluyor. Ve sana bu master'dan mezun olduktan sonra çalışma izni veriyor. Yine normal 2 yıllık, normal işte Almanya'daki kural 2 yıllık yüksek lisansla mezun oldun ve sonrasında minimum 18 ay çalışma izni veriyor. Burada 18 bir ay. yıl mezun olsan bile 18 ay veriyor. Minimumda sonrasında uzatıyorsun 3-5 sene galiba. Zaten Çok iyi. sonrasında kalırsan zaten devam ediyor. Bunda da şöyleydi. Benim 2 yıllık tecrübem vardı. Aynı zamanda şey de vardı. Hani zaten 4 yıllık 240 kredi, 240 kredi falan almıştım. Benim zaten direkt bir sene otomatik şeye düşüyor. Bir sene master'a geliyor. Bir sene master yapıp sonrasında direkt oturum çalışma izni falan alabiliyordum. Yani. Oturum değil de çalışma izni pardon. Olabiliyordum. O da güzel bir fırsattı. Okul da muhteşem pahalı değildi yani. Avustralya kıyasla da çok daha ucuzdu. Ondan sonra neyse abi ben o kabulü aldım falan ama böyle içimde böyle şey var yani. Hatta o süreci de şöyle özetleyeyim. Ben abi 5,5 ay vize, 171 gün vize bekledim Avustralya için. Niye öyle bir süreç oldu? Orada şöyle
Ben Nisan'ın sonunda başvurdum. Temmuz'da burada hükümet değişti. Burada Temmuz'da hükümet değişince belli bir kesme çok hızlı onay vermeye başladılar. Dediler ki işte biz işte göçmen yanlısı öğrencilere ihtiyacımız var. Özür diliyorum. Göçmen yanlısı işte öğrencilere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu vize sürecini hızlandıracağız. İşte öğrencilerin mağduriyetlerini görüyoruz falan. Ama geçmiştekileri unuttular. Özellikle akademi programına gidenlerin vizesi çok daha geç çıktı. İşte dil okuluna gidenler atıyorum ortalama 2 ayda maksimum 3 ayda Aynısı falan aldılar. Amerika'da oldu. Aynısı. Oldu mu? Trump'ta da Öyle öyle mi? oldu. Son başvuranlar önce değerlendirilmeye alınıyor. Hatta Trump öyle bir bıraktı ki son başvuranlar hala önce değerlendirilmeye alınıyor. İlk başvuranlardan ziyade. Şu an hala aynı şekilde devam ediyor mu? Tüm işlemler bir de. Sadece okul bile Tüm değil işler. yani. Öyle Düşün. mi? Orada mesela gelen, orada resmi işlemlere başvuranlar, vizesi çıkanlar oldu mesela. Vizesi çıktan o birkaç proses ekstra isteyenler oldu. Onlar şu an hala alamadılar ama sen yarın gidip aldığında vizen ertesi gün yani 2 gün içerisinde eline ulaşıyor. Hadi ya. İlginç yani. Abi, burada da ilginç yani. Enteresan, ulaşabileceğin kimse yok 5,5 ay boyunca bekliyorum. Hatta şöyle bir durum oldu. Abi 5. aydayım. Vizem gelmeden 10 gün önce. Artık dedim ki hani işten istifa ettim. Bir Avrupa'ya gittim. Bir 2 hafta, 2-3 hafta bir gezdim. Hani o sırada zamanı değerlendiriyorum. Bir taraftan işte hani kendi bireysel çalışmalarımı yapıyorum. Hani buradaki eğitimi hazırlıyorum kendime. Bir taraftan da işte gezeyim falan dedim. Gittim işte Avrupa'da gezdim işte 2-3 hafta. Sonra geri döndüm, abi bekliyorum. Vize gelir herhalde diyorum. İşte yok, hala vize gelmedi. Sonra kendim çalışmaya devam ediyorum falan filan. Sonra işte bu 5 ay geçti. Artık anneme şey dedim ya. Diğer Almanya'daki okulun da Ocak'ta girişi var. Bu Ocak'ta. Anneme şey dedim artık ya. Anne dedim hani ben artık istemiyorum. Şey yapacağım. Artık Almanya'ya dönüyorum. Ben artık beklemek istemiyorum dedim. Yani en azından Almanya sürecini tamamlayalım. Vizeye gidip. Annem de dedi ki bana, o kadar bekledin dedi, sen orayı istiyorsun. Biraz daha bekledi. Annem bu arada Avustralya istemiyor, uzak diye. Hep Almanya gitmemi istiyor. İşte kısa mesafe gider İki gideriz saate falan git gel. sürekli. Kolay mı? İkisi de aynen öyle. Abi neyse dedim, tamam o zaman başvuru geri çekmeyeceğim. 3 gün sonra vizem geldi. 3 gün sonra mı? 4 gün sonra mı vizem geldi? Çok iyi ya. Bize geldi derken pasaportu vermiş mi oluyorsun? Onay geldikten sonra mı pasaportu gönderiyorsun? Abi Avustralya'daki vize sistemi tamamen online işliyor. Ha. Yani şey gibi işte Amerika'daki gibi işte vize görüşmesi, yüz yüze Görüşmeye bir vize gitmiyorsun görüşmesi ha. yapmıyorsun. Aynen işte hani Avrupa'daki gibi şey de değil. Pasaport teslim de etmiyorsun. Sana bir vize çıktığında vize başvurunu yaparken zaten işte pasaportunu falan şeye giriyorsun. Ya da VFS Global'dı galiba. Orada veriyorsun. Sonra bekliyorsun. Sonrasında sana vizen onaylandığında sana bir mail geliyor. İşte danışmanına geliyor. İşte granted diye. Ve o bütün sistemlerde online olarak görünüyor. Herhangi bir mühür, damga falan basmıyorlar aslında yani. Dolayısıyla o sırada ben hani pasaportumu rahat bir şekilde kullanıyordum yani. Sen para yatırdığın için mi Avustralya'yı seçtin yoksa bu taraf farklı bir fırsat mı sunuyordu sana? Bu taraf kesinlikle farklı bir fırsat sunuyordu bana. Ben önce yani hep şey istiyordum yani. Avustralya zaten hep içime sinmişti. Böyle hep gelmek istiyordum. Şey de değildi yani hani vize gelmese de sanıyorum bir süre daha beklerdim. Hani hep de şey için de bekledim yani. Önce dedim hep Avustralya olsun. Çünkü gönlümden geçen hep oydu yani. Ben burada hani güzel fırsatların olacağını düşünüyordum. Hep içselleştiriyordum yani onu. Önce dedim Avustralya olsun. Baktık atıyorum birkaç sene sonra şey olursa da Almanya'ya zaten dönerim diye düşünüyordum. Dolayısıyla hep böyle içimde hep şey deneme isteği vardı yani. Avustralya'ya deneme isteği vardı. Dolayısıyla Avustralya'ydı yani benim için. Bir de gelelim IT kısmına. Şimdi öteki tarafta MBA'ye böyle makine mühendisliği üzerinden devam edecekken bu tarafta da IT'ye yöneldin. Gerçi sen bir kursa gidiyordun aynı zamanda. C Sharp Ha. öğreniyordun yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Aynen. Şu an peki gittiğin kursta ne anlatıyorlar? Hangi dilleri öğretiyorlar? Hangi teknolojileri? Benim gittiğimde şu anda benim şu an daha yeni başladım yani benim şu an ikinci hafta eğitimimdeki. Ya buradaki sistem yani burada işte aldığım şu an dersler veri yönetimi var, database management. Ondan sonra cyber security requirements var, cyber security response var. Burada genellikle biraz şaşırdım sistem. Yani hocayla atıyorum işte 4 saatlik haftada benim tamamen totalde sanırım 9 bir 15-16 saat falan totalde bir ders var.
Ama dersin çoğunluğunda hoca bize bir şeyin nasıl araştırılacağını, nelerin nasıl yapman gerektiğini gösteriyor ve ben derste şey diyemem yani. Ben derste şunu öğreniyorum diyemem. Öğrendiğim şey genelde ödevler üstüne. Yani ödevlerde yaptığım şeylerden öğreniyorum. Dolayısıyla hani böyle %90 şey diyebilirim yani. Hocalar sana nasıl yapılması gerektiğini gösteriyor ve geri kalan hep şey sende. Yani araştırmaları tamamen sen yapıyorsun. Ödevi tamamen sen hazırlıyorsun. Hani ödeve dayalı bir sistem aslında. Hani şey gibi bir kriter de yok yani. Şey demiyorlar sana oturup işte şurada şu oluyor, burada bu oluyor falan değil. Yani genel olarak anlatıyor. Sonra diyor ki atıyorum işte Perşembe günleri ekstra şey var, ders var mesela. Herhangi bir sorun varsa istediğin zaman sor. Hoca duruyor. Sen o sırada atıyorum işte bir günde 5 saatlik ders var. 1 saatlik derste hoca ne yapman gerektiğini söylüyor. Geri kalan 4 saatte hoca hiçbir şey söylemiyor. Sen o sırada araştırmanı yapıyorsun, devam ediyorsun. Ve sana şeyi soruyor yani işte hani eğer herhangi bir sorun varsa hoca hep online. İstediğin zaman hemen bağlanıp konuşabiliyorsun falan gibi Aslında yani. güzelmiş de yani şimdi bir şey anlatması tabii ki de önemli de girdiğim bildiğim kadarıyla bir şeyi öğrenebilmek de çok önemli. Ya zaten yazılımda şey yok hani bir ya ne yazacaksın structure önemli değil. Onu çok çabuk öğrenebiliyorsun. Ama asıl sorun neyi nasıl yazacağın oluyor. Bunu da tekrar tekrar bakıyorsun işte daha önce yazılmış projelere bakıyorsun işte library'lere bakıyorsun. Bunlar arasından bir değerlendirme yapıp çıkartıyorsun. Hani böyle kendi kafandan yazacak aşamaya çok yıllar sonra geliniyor galiba. Çünkü profesyoneller öyle yazıyor. Ben daha öyle bir aşamada değilim. İlginç. Yani bu şekilde anlatmaları ilginç. Yani Amerika'da böyle görmemiştim. Gerçi sadece bir iki kursu gördüm ben. Genelde böyle bir şey olması da iyi. Tabii bir okul avantajı galiba. Ödev bazlı ilerliyorlar. Ya muhtemelen öyle ve benim şu an hani okulum %100 online şeye dönmedi yani işte sanırım 2 ay sonra falan şeye dönecek. Hem kampüs hem de online'a dönecek ama şu anda %100 online devam ediyor. %100 Dolayısıyla online'da bize hani veriyorlar. veriyorlar aynen. Amerika'da işte yok. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben gelmeden önce ben %100 online olduğunu bilseydim ben bu eğitimi seçmezdim. Ben çünkü hani ders görmenin daha verimli olduğunu düşünüyorum. Geldiğimde öğrendim ben bu arada. Bana dediler ki işte okul %100 online. Dedim ama şey verimli. Yani işte tabii şey bu arada hocalar aynı zamanda farklı noktalarda hocalar da var ama okula gidip okul istediğin gibi de kullanabiliyorsun. Yani işte kütüphanesini veya işte hocalara soru sormak istersen falan gidip kullanabiliyorsun, soru sorabiliyorsun. Ben Okul henüz haftada yapmadım. kaç gün, hangi saatler arasında? Benim okulum haftada 3 gün. Salı ve çarşamba 1.30'da başlıyor. Akşam 10'da bitiyor. Perşembe gününe sabah işte ekstra eğer sorun varsa salı çarşamba zorunlu. Perşembe olan zorunlu değil. Perşembe olan da işte ekstra sorun varsa merak ettiğin, takıldığın bir konu varsa onu hocayla işte sanırım 9.30'da başlıyor, 12.30'da bitiyor. Öyle bir değerlendirme toplantısı gibi bir şey var yani. Çok iyiymiş bence. Yani şöyle öğrenmek istiyorsan gerçekten çok net öğrenirsin. Hani bir de hocalar da kaliteli hocalar yani işte iyi hocalar yani. Yani alanında hem deneyimli. Mesela bir tane hoca var. Rudy diye bir tane hocamız var. Nasıl biliyor musun? Abi adam inanılmaz zehir. Aynı zamanda inanılmaz ilgi çekiyor. Şöyle mesela atıyorum işte yarım saat bir konudan bahsediyor. 10 dakika mesela işte bir ay önce tatile gitmiş. İşte road trip yapmış burada. Road trip yapmış onu gösteriyor bize. Onu anlatıyor. İşte şurada şurada kaldım. Bir dilerseniz şuraya gidin mutlaka. Hindistan'a gitmiş gezmeye. İşte Türkiye'ye gelmiş. Ondan sonra ondan bahsediyor işte. Toplam yaptığı yolculuktan bir tane business uçmuş mesela tamam mı? Hocam dedik işte business nasıl falan anlatın bize görelim falan bilmem ne. Hoca işte yemekleri gösteriyor. İşte koltuklar böyle falan bilmem ne. Aynı zamanda 15 dakika bunu yapıyor. 15 dakika sonra hemen gittiği derse dönüyor. Derse devam. Ondan sonra yarım saat sonra tekrar başka bir konu açıyor işte muhabbet ediyoruz falan bilmem ne. Hani böyle şey iyi öğretici. Ya sıkıcı değil Yani galiba değil mi? yok yok asla değil. Şimdi anlatacağım bir şey yoksa ben çalışma izni soracağım sana açıkçası. Olur anlatayım onu da. Yani bu arada hani şey ben %100 profesyonel falan asla değilim. Hani onu baştan söyleyeyim. Ben de bildiğim kadarıyla süreçte öğrendiğim kadarıyla en azından arkadaşlarımdan süreçte bildiğim bir de Telegram grubu vardı. Herkes böyle şeydi yani bize bekliyor insanlar. Kimisi dil okulu, kimisi başka bir atıyorum diploma programı, kimisi başka bir eğitime gidiyor. Ama herkes böyle şeydi yani. Herkes birbirini destek oluyor, birbirini motive ediyor. İşte bekle, sakin ol falan bilmem ne.
Ondan sonra dolayısıyla o süreç içerisinde birçok bilgi de edindim aslında. Ama dediğim gibi yani asla profesyonel değil. Sadece hani bu yolda öğrendiğim kadarıyla anlatayım. Anlatıyorum. Onu kesinlikle söylemek istiyorum yani. Tabii ama sen süreci zaten yaşadığın için en azından yaşadığın süreci anlatıyorsun. Tabii ki bundan sonra işe girersin. O aşamada kesinlikle bir görüşme yapmak istiyorum. Hani sektöre girene kadar birçok aşamada hem kendim yaşadım hem arkadaşlarımdan dolayı bir aşamayı görebiliyoruz ve bu bilgilere ulaşabiliyoruz ama bir başka ülkeden gelip de ya da Türkiye'den gelip de o ülkede resmi olarak çalışmaya başlama aşamasında bir örnek zor bulunuyor açıkçası. Hani o aşamaya geldiğinde inşallah tekrar yaparız. Orada da yine tanıdığım birkaç kişi var bunu yapan. Ama orada hani şey kilit birkaç nokta var. Yani asıl amaç burada uzun vade yaşamak mı? Yani burada bir çalışma izni alıp sonrasında devam etmek mi? Yoksa hani belli bir eğitim alıp veya zaman geçirip geri dönmek mi? Ki belli bir kesim de var, örnek veriyorum. Hani kesimden kastım şu. Hani adam tüm geliyor, bir sene takılmak istiyor burada veya birkaç sene burada takılmak istiyor, sonra geri dönmek istiyor. Hani bu düşünceyle olan insanlar da var. Hani bu aslında insanın ne beklediğinden, eğitimden ve yurt dışından ne beklediğiyle tamamen yani paralel olarak ilerliyor. Dolayısıyla orada birkaç yöntem var. Yani bir insan bildiğim kadarıyla kendini geliştirmek istiyorsa bu tür eğitimler, benim aldığım eğitimler mantıklı, ama bu benim aldığım eğitim şeye götürmüyor. Götürebilir, orada bir parantez açacağım. Ama şu andaki sistemde çalışma iznine götürmüyor. Şimdi benim aldığım eğitim mesela bir diploma eğitimi. Yani bu aslında işte akademik, senin kendi vocational educational training diye geçiyor. Senin aslında sektöre odaklı bir şekilde işte alan değiştirmek istiyorsun. Atıyorum işte üniversiteden veya tüm liseden yeni mezun oldun ama sen bir sektörde, atıyorum IT sektöründe çalışmak istiyorsun. Ve şey gibi değil yani işte. Şöyle bir örnek vereyim. RMIT'de, burada RMIT diye bir üniversite var, iyi bir üniversite. Orada Computer Science okumuş bir tane arkadaşım var. O da şeydi, orada da işte tanıştık. Bu Suudi Arabistanlı bu arada kız. Kız iş bulamıyor şu anda. Ve iş bulamamasının sebebi de şu, ben de çok şaşırdım. Dedim ya nasıl bulamıyorsun falan. Şöyle anlattı bana, dedi ki süreç içerisinde atıyorum 2 senedir yüksek lisans yapıyor ve çalışma izni de var bu arada yani. Okulu bitirdi ve sonrasında çalışma iznini de alıyor. Yüksek lisans yaptığı için direkt. Bulamamasının sebebi şu. Tamamen bizde teori olduğu için ben herhangi bir alanda uzmanlaşmadım dedi. Dolayısıyla insanlar da şu anda burada şeyi bekliyorlar yani. Bir sektör tecrübesi bekliyorlar. Benim sadece yaptığım 3 aylık bir stajım vardı. Dolayısıyla bu insanlar için yeterli gelmiyor. Ama o şurada şöyle bir öz eleştiri yapıyor. Ama ben üniversite hayatım boyunca da 2 sene master boyunca da şey yapmadım dedi mesela. Bir alanda uzmanlaşmak istediğim bir alanda kendimi geliştirmedim dedi. Sadece okul dersine teori olarak odaklandım ve devam ettim dedi. Ve bu kızın lisansı da şeyde Arabistan, Suudi Arabistan'da okumuş. Lisansı da yine Computer Science bu arada yani. Computer Science yapmış. Ve şu an mesela iş bulamıyor. Şu anda bir yerle görüşüyor. Ama şey yani hani bir 4 aydır falan iş arama süreci var. Dolayısıyla onunla konuştuğumda mesela bana şunu söyledi direkt. Senin aldığın eğitim aslında mantıklı bir eğitim. Hani direkt çünkü sektör odaklı bir eğitim. Yani sektörün ihtiyaçları belli. Hani zaten hocalar da sektörün içerisinde olan hocalar. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sana bir program hazırlanıyor ve sen aslında sektörün ihtiyaçlarını öğreniyorsun ve onu uygulayabiliyorsun. Uygulama tarafında daha iyi. Ama Computer Science'da bildiğim kadarıyla birçok alanda derinlemesine bilgine sahip olabiliyorsun aslında yani. Ne gibi şeyler soruyorlarmış acaba? Şimdi ben Amerika'da edindiğim tecrübede aslında işin daha çok teorik kısmı ile ilgileniyorlardı. Yani pratikte yapabildiğin şeyler JavaScript'le bir array üzerinden algoritma soruları çözmekti. Bu lead koddaki olduğu gibi. Ve bu mülakat soruları o bazlı ilerledi. Böyle çok az firma gerçek hayatta ürettiğin projelere bakıyordu ya da ne üretebilirsine bakıyordu. Ama ben Avustralya'da da birkaç firmayla görüştüm o arada Amerika'dayken. O ara tabii pandemi falan vardı. O yüzden hani ülke dışından şu an kabul edemiyoruz ama hani geldiğinde yaptığın projeleri değerlendirdiğimize göre seninle ciddi bir şekilde oturup konuşabiliriz gibi bir şeyler demişlerdi. Onlar gerçekten bana böyle yaptığın projeler üzerinden yaklaştılar. Amerika'dakiler de projeler bir kenara dursun. Hani sen algoritma çözebiliyor musuna yaklaşıyorlardı. Arkadaşın da böyle bir detaylı bilgi alabildin mi? Yok, alamadım ama istersen şey yaparım. Sorarım ve sonrasında sana bu konuyla alakalı şey yaparım. Geri bildirim yaparım yani, söylerim ne olduğunu. Ama sanırım gördüğüm sistem Avustralya'da bir tık daha şey değiştiriyor ya.
Birçok insanla tanıştım bu arada. Atıyorum adam işte muhasebe yapmış burada. İşte muhasebe işiyle uğraşıyor. Belki atıyorum 7-8 sene bunu yapmış. Kendi self çalışmış mesela 6 ay bir data science eğitimi almış. Ondan sonra şu anda atıyorum bir senedir çalışıyor mesela. Bunun gibi bootcamp yapan hani burada atıyorum çalışma izni gerçekten olup burada yaşayan ama farklı alanlardan çaylık 3 aylık bootcamplerle sektör değiştiren çok fazla insanla tanıştım. Ama hani burada da gene şey yani işte bootcamp'te de yine aynı şekilde sektör bazlı eğitim veriliyor. Hani direkt seni hazır iş gücü olarak aslında işte junior olarak başlayabileceğin seviyeye getiriyor aslında iyi performans gösterirsen. Ve işte 6 ay self development dediğinde atıyorum teori bilgisi çok fazla yoktur diye tahmin ediyorum. Ama yine kendi atıyorum belli mutlaka projeler hazırlamıştır, portfolyo hazırlamıştır ve onunla ilgili iş almıştır diye düşünüyorum. Ve burada hani özetle sanki Avustralya'da benim hissettiğim, ben 2,5 aydır buradayım ama özetle hissettiğim burada biraz daha hazır iş gücüne ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani insanlar hazır iş gücü istiyor. Daha güzelleşiyor Yani bizim için aslında. Çünkü yani teoride çok adam fazla abananlar var. Belirli bir konuda yani algoritma konusunda ben odaklanamıyorum gerçi. Onlar için de büyük bir dezavantaj olabilir orada ayrı bir şey de. Ben hani biz aslında computer science çıkışlı ya da bilgisayar mühendisliği çıkışlı olmadığımız için biraz işin teorisinde canımız sıkılıyor. Böyle yaptığımız kodları direkt ekranda görmek istiyoruz. Bu da pratiğe daha çok çalışmamızı sağlıyor. İlginçmiş. Ama senin dediğinde senin okul çalışma iznine götürmüyor dedin. Yani bir benim arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla tabii onlar kendi kursları için geçerli. Okul süresi boyunca resmi olarak senin en azından part-time olarak çalışma iznin, okul sonrasında da belirli bir yere kadar çalışma izni hakkın oluyor. Sen bunu kendin mi istemiyorsun yoksa böyle bir hak yok mu okulunda? Burada şöyle, şimdi şu anda bu arada part-time değil, full-time olarak çalışma hakkım var öğrenci olarak. Şu anda Avustralya'nın şu anda mevcut sanırım Temmuz'da bitecek bu. Pandemiden dolayı yeni bir yasa getirdiler. Yasada da şöyle bir durum var. Öğrenciysen eğer öğrencilik hayatın boyunca %100 yani part-time sınırsız çalışma izni var. Yani işte haftada 20 saat falan değil. %100 şu anda tamamen full-time çalışabiliyorsun. Ama bu Temmuz'da bitecek. Sonrasında 2 haftalık sanırım 40 saat yani haftalık aslında 20 saate denk geliyor. Ama tecrübeli insanlar da şey söylüyor. Yani bu aslında çok büyük problem değil. Ama full time bir iş alacaksan eğer atıyorum beyaz yaka gibi o zaman başka bir nokta. O zaman gerçekten senin çalışma iznine ihtiyacın var. Şimdi burada da sistem de şöyle. Benimki mesela college'dan vocational educational training olarak geçiyor. Şimdi bir de devletin kendi kalıcıları var. Bu da işte TAFE diye geçiyor. Bu TAFE'den eğer sen 2 senelik eğitim alırsan sonrasında bu seni çalışma iznine götürüyor. Ama bunda da şey yok. Yani herhangi bir eğitim alman yeterli olmuyor. Yani işte bunları da atıyorum işte her sene atıyorum Avustralya'nın belli kesimlerde iş gücüne ihtiyacı var. Ve bu alan atıyorum işte ne bileyim mekanikler mesela örnek veriyorum işte ne bileyim carpentry aşçılar, inanılmaz aşçı mesela çok fazla ihtiyaç var burada. Aşçılar, IT atıyorum işte mühendisler. Bunların hepsini bu alanda eğer eğitim alırsan ve atıyorum o sene açıklanırsa eğer iş gücüne ihtiyaç var diye o sene sana çalışma izni veriyorlar. Ve atıyorum bunu ilk etapta sanırım bir sene mi ne veriyorlar? Bir buçuk sene falan veriyor. Sonrasında uzatabiliyorsun. Ama bunu TAFE'de yapabiliyorsun. Ama şu anda da bu işte benim işte vocational education training diye bahsettiğim bu konuda da hükümetin bir çalışması var. Çalışması da şey diyor yani. Eğer advanced diploma var. Şimdi burada giriş seviyesi şey sertifika. Sertifika 4. Sonrasında diploma ve advanced diploma. Eğer sen advanced diploma zaten bu advanced diplomayı bitirmen 2 sene oluyor. 2 senelik bir advanced diploma alırsan eğer seni yine çalışma iznine götürecek. Ama bu şey değil. %100 net değil şu an. Kimisi var diyor, kimisi yok diyor. Kimisi çalışma şeyinde diyor. Daha henüz bu yasa geçmedi diye biliyorum ben. Ama öyle bir ihtimal olabilir. Ama ben şey düşüncesiyle gelmediğim için ben açıkçası o konuya çok odaklanmadım. Hani ben gelirim ve çok uzun süre yaşarım diye bir düşünceyle gelmediğim için. O yüzden ben hani çalışma izni tarafına çok odaklanmadım. Ama burada benim en net gördüğüm nokta, abi burada bence hani kalıcı olmanın ve sağlam adım atmak istiyorsan burada bence master net şart yani. Hani hangi alanda olduğu önemli değil ama master net şart ama master'da da atıyorum işte bütçe konuları falan devreye giriyor. Hani işte öyle bir bütçem var mı vesaire. Ama burada hani uzun vadede
iyi bir hayat işte beyaz yakalı yaşayayım falan diyorsan mesela bence master işte çalışma iznimi alayım. Hatta şu anda tüm mühendislere bu IT tarafına falan eskiden herhalde 2-3 sene falan veriyorlar. Şimdi 5 seneye kadar uzatabiliyorsun çalışma izni. Zaten 5 sene sen bir yerde çalışıyorsun. 5 sene değil yani 2 sene bir yerde çalışıyorsun zaten burada sponsoru direkt veriyorlar yani şirket. İlginç, ilginç bir yaklaşımları var Avustralya'nın. Ancak şöyle bir fırsat da var galiba. Bu aynısı Kanada'da da geçerli. Galiba hani İngilizlere bağlı olan ülkelerden diyelim. Bunların sistemlerinde seni işe alımları daha kolay oluyor. Amerika'da mesela bir firmaya yani hiçbir vizen yokken, hiçbir çalışma iznin yokken mülakata girip de iş alabilmek, sonrasında işte bunların vizesini ayarlayabilmek, her şeyini geçebilirsen mükemmel olup da vize aşamasına girince senin böyle bir, 1,5 yılını alacak kadar süreçler. Ama bu hatta benim direkt eğitim aldığım okuldaki ilk hocam Java üzerine bir profesyoneldi kendisi. Kanada'da bir firmayla görüştü. Kabul aldı. Firma bütün vize işlemlerini bir ayda halletti. Bir ay içerisinde hoca taşındı kendi. Benim de Avustralya'da konuştuğum firma hatta ünlü bir firmaydı ya. Envato ile görüştüm ben. Onlar da süreçleri anlattılar. Hani dediler ki şu an hani pandemi dolayısıyla biraz kapalılık var ülkede. Eğer ülkenin içerisine girersen şöyle şöyle bir proses işleyecek dediler. Bunlar vize isimlerini söylediler. Hani mülakatlardan geçersen bizim işlemlerimiz senin hiçbir şey yapmana gerek kalmadan birkaç ay içerisinde hallediyor ve geldiğinde vize türünü çevirerek resmi çalışma iznine çevirebiliyoruz gibi basit bir şey söylemişlerdi. Aslında bu master yapabilmek de çok güzel bir fırsat. Ama hani diğer taraftan da gelip de direkt atıyorum Türkiye'de bir senior yazılımcıdır. Tekrardan okula başlamak istemiyorsa direkt böyle bir firmayla da avantajı var galiba. Mutlaka. Ya dediğim gibi burada tecrübeli adama çok fazla ihtiyaç var. Yani ben 2 sene atıyorum makine mühendisliği tecrübem de ben atıyorum geldim 2,5 ay oldu. Konumu değiştirildi belki 1,5 ay oldu. Ben 3 kişiden falan mail aldım. Yani böyle böyle işte açık pozisyonunuz var değerlendirmek ister misiniz falan diye. Ama makine mühendisliği alanında. Sadece benim atıyorum işte tecrübemde 2,5 senelik tecrübem var yani. 2 senelik tecrübem var aslında. Hani dediğim gibi bence burada zaten hazır İş gücüne ihtiyaç var. Beklentileri de bu yani. Çünkü Aslında gerçekten evet. Aslında benim bu biraz. Amerika'da ilk Avustralya'yı aklıma sokan arkadaş da aşçıydı. Sen demin bahsettin ya aşçıya çok büyük ihtiyaç var diye. Kendisi Avustralya'ya öyle gitmiş aşçı olarak. Orada hatta 4. senesini bitirmiş. Tam galiba işte kalıcı oturum izni alma hakkı geldiğinde Amerika fırsatı çıkmış ona da resmi olarak. Oradan oraya taşınmıştı. Ancak dediğin gibi böyle hani sadece bir IT ya da bir makine mühendisliği ya da eğitimden dolayı gelenlerden ziyade biraz da dediğin gibi iş gücüne de ihtiyaçları var galiba. Yani burada şöyle de söyleyebilirim. İki tane arkadaşım var mesela. Türkiye'de mühendislik yapmış. Bir tanesi makine mühendisi, bir tanesi endüstri mühendisi. 3 sene falan çalışmış. Bir tanesi şu an mesela bir firmada çalışıyor. Diğeri de mesela yine girdi. Hatta 2 ay falan oldu yani. Geleli 4 ay oldu. İkinci ayında, üçüncü ayında şeye girdi. Bir tane firmaya girdi. Çalışıyor ama bu hani proje mühendisi olarak Türkiye'de ismini vermiyorum ama büyük bir firmada çalışmış. Büyük bir otomotiv fabrikasında. O mesela direkt girdi yani. O şu an çalışıyor mesela yani işte hani belli bir tecrübe varsa, belli bir yetenek varsa burada hep şey potansiyel çok fazla var ya. Yani imkan fırsat çok fazla var yani burada. Özellikle iş yapabilecek bir seviyedeysen burada yapabileceğin çok fazla şey var. Ya galiba biraz da konumu dolayısıyla mı sıkıntı yaşatıyor kendisine bilmiyorum ama Avrupa daha çok tercih ediliyor, Amerika daha çok tercih ediliyor. Ama Avustralya hem konumu gereği ya da kimse çok da fazla bilmiyor galiba o aşamayı. Çünkü yazanlar diyordu bana genelde işte Amerika'ya falan filan ya diyorum evet doğru şimdi buna hayır demek yanlış olur ama Amerika'daki bu resmi işlemler o kadar zor, o kadar uğraştırıcı ki mesela bu çalışma izni dedin sen 18 aya kadar veriyorlar dedin Almanya süresinde. Mesela ben 1 yıllık bir çalışma izni aldım okuldan sonra ve okul bittikten 3 ay sonrasında ben bir firma bulmak zorundaydım. Eğer firma bulmazsam çalışma iznim yanıyor. Bir sonraki aşamada tekrar aynı çalışma iznini aynı kurstan alamıyorum. Eğitim seviyemi yükseltmem gerekiyor. Şöyle düşün, kurslar ve 2 yıllık üniversiteler aynı çalışma izni statüsüne sahip. Bunların birinden birini okuduysan daha sonra 4 yıllık bir üniversite okumak zorundasın ki yeniden bir çalışma izni alasın. Sonra master yapmak zorundasın, doktora falan diye gidiyor o şekilde.
Yani bir eğitimden bir çalışma izni alıyorsun ve firma sana direkt sponsor olmak zorunda. O da uzatamıyorsun çalışma iznini. İlginç yapıları var ama Avustralya bu açıdan iyi. Biraz da aslında sen tecrübe edineceksin. Oranın da çevrende duyduğun kişiler. Tabii bir de sen dediğin gibi okul yüz yüze olsa daha farklı fırsatları da duyacaksındır. Mutlaka mutlaka aynen öyle. Böyle süreçlere girenler olursa aslında ben de merak ediyorum. Böyle çok sorarım böyle etrafımdaki insanlara da. Hani nasıl oldu, nasıl yaptık falan filan gibisinden. Mülakat süreçlerinde duyduğun insanlar olursa kesinlikle bana anlat. Çok böyle şeyleri dinlemeyi seviyorum. Tamamdır. Yani genel olarak giren böyle hani normal beyaz yakalı olarak şu anda çalışmaya başlayan 4-5 kişi var bildiğim tanıştığım. Yani iki tanesi Türkiye'den yeni gelmiş, birkaç tanesi yabancı. Ama hani gelip atıyorum Working Holiday ile gelmiş veya öğrenci olarak gelmiş ve çalışmaya başlamış. Tecrübe. Giren insanlar var. Ve bir şey söyleyecektim unuttum ya. Durum bu yani kısaca. Ya tabii ki oraya gidip bir şekilde çalışma iznine sahip olup kazanmak kolay. Peki Avustralya, sen gördüğüm kadarıyla zaten sen de dedin. Gerçi Instagram'ını biraz inceledim de Avrupa'yı da gezdin aynı zamanda. Şimdi bizim ülkeyi gezdikten sonra Avrupa'yı gördün, bir de Avustralya'ya geçtin. Hani Avustralya sence nereye daha yakın? Hani böyle sokakları temiz mi, pis mi, ya da insanları nasıl, rahat mı, yoksa stresli mi? Mesela New York'ta insanlar stresliydi ama Boston'a gittim. Tamamen ayrı bir dünyaya yöneldim. Böyle Avrupa biraz daha Öyle sakindir ya. Onlar gibi insanlardı ama New York bildiğin İstanbul gibi. Herkes stresli, kavga etmeye hazır, bilmem ne. Melbourne için tabii konuşabilirsin. Melbourne'de durum ne? Abi Melbourne'da %90 chill ya. İnsanlar çok rahat abi. Evet. Gerçekten çok rahat. Yani %10'u stres var. Yani iş yerinde atıyorum işte yoğun işlerde yapılan atıyorum işte yaşanan stresler mutlaka var. Ama insanların %90'ı chill. Yani şöyle ben ilk geldiğimde hep böyle bir ay zaten böyle çok az çalıştım. Öyle hep gezdim, etrafı inceledim falan böyle. Abi bir yere bakıyorsun Avrupa. Bir yere bakıyorsun Amerika. Bir yere bakıyorsun Asya. Yani çok garip bir aurası var buranın. Yani şimdi bir sokağa giriyorsun, bir caddeye giriyorsun. Abi diyorsun ki Asya mesela. Örnek veriyorum. Tabelalara bakıyorsun. Amerika abi. Tamam mı? Arabalara bakıyorsun. Avrupa. Bir kısım arabalara bakıyorsun. Full Asya mesela. Yani garip garip Asya arabaları var. Bir sokağa giriyorsun. Atıyorum komple böyle şey. Asya restoranları var. Ondan sonra yaşam stiline bakıyorsun. Hani Avrupa. Yani çok karışık ya. Yani her şeyi bulabiliyorsun aslında burada yani. Ben hepsinden şey diyemem asla yani. Ben Avrupa'da şey diye düşünüyordum işte geldiğimde işte Avrupa'da gezdim. İşte Avrupa'da ben daha önce de hani bir gönüllülük programıyla da gitmiştim. Yani bir küçüğe zaten kaldım orada. Sonrasında işte gezmeye de gittim. Şey de düşünüyordum yani işte çabuk alışırım falan. Burası bambaşka bir dünya. Yani cidden bambaşka bir dünya. Alıştım. Hani yine hızlı alıştım ama Avrupa gibi değil yani. Avrupa'dan daha farklı. Türkiye gibi zaten değil. Muhtemelen Amerika'dan da farklıdır diye düşünüyorum. Amerika'da hiç bulunmadım daha önce. Ama böyle şey yani hepsinden biraz biraz. Zaten şey yani işte ülkenin tarihi zaten 200 sene falan yani. Hani burada her şey yeni ve ben şu anda City'de yaşıyorum. Direkt City'nin göbeğinde yaşıyorum. İnsanlar da şey değil yani. Herkes birbirine gayet güler yüzlü. Şey görüyorsun mesela bak çok basit bir örnek vereyim. Bilmiyorum Amerika'da da böyle mi? Abi ilk geldim ikinci gün bir tane işte alışveriş merkezine girdi. Şey işte 7-Eleven var işte. Alışveriş merkezi ufak bir tane işte şey market gibi bir yer. Abi girdim. Kasiyer bana şey diyor. Hey how doing? Direkt girdim ve hey how you doing diyor. Ben şimdi ben ne desem işte teşekkür edip sen nasılsın diye mi sorsam ne yapsam bilemiyorum. Ama sonrasında şunu gördüm. Abi nereye girsen insanlar sana hi how are you today? Yani sürekli söylüyorlar işte. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun falan. İşte muhabbet ediyorlar falan böyle. Hani insan arkadaşını bilmek inanılmaz kolay. Yani ki, hay desen selam veriyorsun birisine. Sonra hemen arkadaş olabiliyorsun falan yani. Çok böyle şey, international'da bir ortam. Yani işte çok fazla yabancı insan var. Zaten hani nüfusun yapısında belki bilmiyorum hani ama çok fazla şeyi oransal olarak bilmiyorum ama çok fazla yabancı insan var. Yani burada atıyorum işte yaşayanların birçok kişi de zaten atıyorum en fazla 3 nesili burada yani. Hani 3 nesil de atıyorum işte ne bileyim şeyden gelmişti, İtalya'dan gelmişti, İngiltere'den gelmiş çoğu. Ondan sonra işte ne bileyim Hollanda'dan gelmiş falan yani. Dolayısıyla herkes yabancı anlatabiliyor muyum? Ben yani 5 sene sonra bu ülke benim dersen kimse sana bir şey diyemez yani. Senin olabilir.
Aslında çok güzel bir diye şey bu. düşünüyorum. Aynısı New York için de geçerli. Adamlar yani aslında Amerikalı diye bir ırk yok ya da Avustralyalı diye de bildiğim kadarıyla yok. Çünkü İngilizlerden geliyorlardı galiba. Aynen. Bu karmaşıklık aslında biraz da şey oluyor. Stresi de azaltıyor gibi geliyor. Kimse bir şeyi de hak iddia etmeyince galiba daha rahat bir şekilde herkes takılıyor. Hani sen birbirlerine karşı saldırı falan gibi bir şey olmuyorsa o da güzel bir şey. Sen de merkezde kalıyorum dedin. Onu soracaktım aslında ben sana. Kaldığın konum itibariyle sen oradaki bir masraflardan bahsedebilir misin? İşte market masrafıdır, ev kiralama ya da bir aralık verebilirsen tabii tam olarak değil de oda kiralamadır ya da oda Buyurun. kiralama falan nasıl bulunabilir? Okullar imkan sağlıyor mu yoksa böyle birileriyle iletişime mi geçiliyor? Yani şöyle okullar imkan sağlıyor. Okulların işte ayarlayabildiği şeyler işte bazı anlaşmanın olduğu galiba yurtlar falan var. Ama şey değil yani ben genel olarak bizim sistem şöyle işliyor. Genel olarak insanlar geliyorlar önce atıyorum bir hafta iki hafta hostelde kalıyor. 3 ay kalan da var tabii ama genelde bir insanlar bir hafta iki hafta kalıyor. O sürede ev araştırıyor, o da araştırıyor. Ve sonrasında odaya taşınıyor. Ama son zamanlarda benim geldiğim zaman da özellikle oda bulmak inanılmaz zordu. Ama benim burada zaten bir tane akrabam vardı. Ben ilk geldiğim bir ay zaten akrabamda kaldım. Dolayısıyla benim hani o ev arama sürecim falan ona rağmen şöyle sancılı oldu. Yani ben Sankilde diye bir bölge var burada. Yani deniz kenarı. Ben diyordum ki işte okul zaten %100 online. Orada yaşayayım falan. İşte siteye hiç girmeyeyim falan. İstanbul'dan geldim. Zaten işte abi trafik mürafik falan diye düşünüyordum. Oradan belki 10 tane inspection var işte. Gidiyorsun işte görüşüyorsun, eve bakıyorsun. Ondan sonra onlar sana dönüyor falan. 10 tane inspection'a gitmişimdir. Yani kimisi yani böyle işte kimisi pisti. Diyorum, kimisi içime sinmedi. Kimisi de insanlar içime sinmedi. Ondan sonra dedim ki abi City'de şu anda kaldığım yeri buldum mesela. Bunun gibi birçok yerde var burada aslında ama biraz araştırmak hani hemen yani şey gibi değil yani 3-4 günde bulunabilecek gibi bence 3-4 günde bulan şanslıdır. Ama bir süre içine sinen bir yer istiyorsan kalacak yer bir ton yer var. Ama içine sinen paylaşabileceğin insanlar da aynı zamanda işte yaşadığın kişiler de önemli. Benim bir tane oda arkadaşım Japon mesela. Bir tanesi Güney Koreli. İki tanesi de kız abi. Ev tertemiz mesela. Mis gibi kokuyor mesela. Abi geldim zaten dedim ki tamam yani. Şey gördüm ev temiz. Çünkü bazı evlere gittim. Gerçekten çok pisti. Neyse özetle şey yani eğer mutlaka bence 2 hafta falan verilmeli ev arama sürecine. Çok zor değil ama kolay da değil. Onu net söyleyeyim. Fiyat baremleri de çok değişiyor. Yani işte bir odada paylaşımlı odada 2 kişi kalıp 250 dolar ödeyen de var. Tek kişi kalıp bir tane odada 250 dolar ödeyen de var. Tabii bu bahsettiğim güncel rakamlar. Atıyorum bir kişi 6 aydır bir yerde kalıyorsa muhtemelen %20-%30 daha az rakamlar ödüyordur. Ama bu benim bahsettiğim. Ben zaten buraya taşınalı 1,5 ay falan oldu. En güncel rakamlardan bahsediyorum. Burada tek odada yaşamak istiyorsan bu bahsettiğim Avustralya doları bu arada. Tek yaşamak istiyorsan şehirde de yaşayayım istiyorsan 250 ile 300 dolar arasında. Hani biraz daha yüksek belki 330 falan olur yani maksimum ama 270-280'e falan güzel yerler, temiz yerler bulunabilir diye düşünüyorum. Çok iyi. Çok Haftalık iyi. Avustralya doları. Aynen. Yani New York'ta 1.000 dolar ödediğimi düşününce çok çok iyi. Bu bahsettiğim haftalık ama. Haftalık mı diyorsun? Evet bu haftalık özür Bak şimdi bütün duygularım değişti ya. Olmadı. dilerim. Evet pardon. Abi işte şey 2,5 ay burada olmama rağmen artık haftalık burada işte ödemeler falan 2 haftadır Orada da öyle yapılıyor. evet. Aynen hemen değişti yani bende. O yüzden O bu zaman verdiğim normal. rakamlar haftalık arkadaşlar. Aynen. Aynen. Yani şeye geliyor. Ortalama 1000-1200 arasında artı faturalar falan. Yani bu da 300 diye düşünmek lazım. Tek istiyorsan ama bir kişiyle paylaşırım diyorsan mesela atıyorum 200'e falan da bulabilirsin. Suburb'de yaşayayım dersen orada atıyorum 160'a 170'e de bulursun. Ama hani istiyorum tren kullanman gerekir. İşte tramlar var falan bilmem ne. Atıyorum işte orada da işte ne bileyim. Zaten işte transportation'a para veriyorsun falan. Hani o da zaten ekstra etkiliyor falan. Yani bu aslında şey. Barem bence 150'den 400'e kadar haftalık şey yapabilir. Önce kendim ev tutayım istiyorsan bu arada. Hani tamamen kendim her şey benim olsun. Paran olsa da vermiyorlar abi. Maalesef Öyle değil bir durum var yani. Yok vermiyorlar. Yani zorlasan alırsın. Ama atıyorum işte birisi 500 ediyorken senin 600 ödemen lazım falan gibi. Orada işte kredi skoru falan ha. devreye giriyor. Öyle. Genel olarak masraflar da şöyle söyleyeyim.
Hani ben bir süre dışarıdan yedim. Son zamanlarda tüm evde yapıyorum işte. Evde çok vakit geçirdiğimden dolayı. Evde yapıyorum mesela. Yani bence ayda 400 dolar falan çok güzel yersin yani. İşte her şeyin adı 400-500 dolar maksimum da hani etten bahsediyorum. Hani ben şu anda bile açıkçası çok da fiyatlara bakmıyorum mesela yani bir şey alırken. Abi, hani sürekli indirim oluyor zaten. Tüm sarı etiketler var. Mesela git onlardan al mesela zaten hani şey. Çok bir şey tutmuyor açıkçası. Yani atıyorum bir alışverişe gidiyorsun 50 dolara bir ton şey alabiliyorsun burada. Dolayısıyla çok da incelemiyorsun yani. İnceleyip sık dokunmuyorsun. Onun dışında şu an transportation'a para ödemiyorum. O yüzden transportation ile ilgili bilgi veremeyeceğim. Başka ne gider olabilir? Aslında Dayan. standartmış. Ya ben biraz düşündüm. Gerçi şimdi biz bu son 3 aydır, 3 ya da 4 aydır bir Asya tarafındayız ya. Amerika'dan çıkıp buraya gelince o kadar böyle fiyatlar düştü ki. Sana dedim ya işte 1000, 1200 bilmem ne odaya veriyorsun falan. Oradan çıktık burada 1000 dolara Bali için söyleyeyim ya da şu an gerçi Kuala Lumpur'dayız. Burası da aynı şekilde de. 1000 dolara iki kişi rahatlıkla yemen içmen kalman gitmen Airbnb kiralıyorsun hatta. Bayağı dizayn evler de kiralıyorsun hatta öyle söyleyeyim. Gayet de güzel olabiliyor. Buradan da Avustralya'yı düşünmüştüm. Belki dedim gerçi Avustralya dolarıyla kıyasladığında gene Amerika'ya göre bir tık daha uygun olacaktır. Ama gerçi Melbourne dediğin gibi şehir merkezi doğal olarak bir tık yüksek olacak herhalde. Abi şöyle söyleyeyim yani burada hani burada kazanman lazım ki burada harcayabilesin. Yani işte şu anda tüm 1200 dolar kira ödemek dokunmuyor. Ama burada kazandığın için atıyorum işte saat hani asgari ücret belki 25 dolar falan ama hani aldığın işler genelde minimum 27 dolarda falan oluyor. 27-28 dolarda oluyor. Hani net de atıyorum minimum 25 dolar falan kazanıyorsun. Tabii bu arada bunlar benim deneyimlerim. Bazı insanlarla konuştuğumda atıyorum işte hani hiç İngilizcesi yoksa veya işte hani ortalama altı bir yerde çalışıyorsa mesela insanlar 20 dolarda 18, 16 dolar bile veren işte dönerciler falan bilmem neler var. Bu benim tecrübem. Yani genel olarak hani 27-28 dolar hani 30 dolar hafta sonları 35 dolara kadar çıkıyor. Saatlik kazanabiliyorsunuz. Hani doğru noktalarda doğru insanlarla iletişimde olunca bir de doğru adımlar atınca hani burada bence şey değil yani o öğrencilik hayatı bile bence rahat geçebilir diye düşünüyorum. Zaten buradaki insanlar uçakta gelirken şöyle söyleyeyim. Bunun gibi 3-4 örnek var. Yani direkt ben buradaki Avustralyalılardan direkt duydum. Bir örnekten bahsedeyim sana. Çok benzer zaten. Ya adam mesela şey dedi yani. Ya pandemi döneminde hükümet herkese 700 dolar, haftalık 700 dolar verdi dedi. O buradaki bir tane çocuk 16 yaşında 17 yaşında çocuk hayatı öğrensin diye biz onu McDonald's'ta çalışmaya gönderiyoruz. Ama orada haftalık aldı 300-400 dolar. Ama pandemi döneminde haftalık insanlara 700 dolar ödediler. Ve dolayısıyla insanlar hiç çalışmadan 700 dolar kazandığı için şu an çalışıp 400-500 dolar kazanmak istemiyorlar. O yüzden de çalışmıyorlar dedi. Dolayısıyla genel olarak gördüğüm de Avustralyalılar zaten çalışmak istemiyor. Yani çalışmıyor abi. Hani şey gibi sanıyorum Amerika'da da sistem biraz daha öyle. Hani şey haftalık yani işte haftalık abi işte bizim gibi şey bakmıyorlar yani uzun vade. Belki bu şeyden dolayı bu arada hani ülkelerine güvenmelerinden, hayat standartlarının, hayat yaşam şekillerini ona göre şekillendirmesinden dolayı. Muhtemelen onlarla konuşsan sana derler ki şey diyebilirler yani işte abi niye bu kadar takıyorsun ya? Yani abi ben festivalde çalışıyorum bak bir örnek anlatayım mesela sana. Ben geldiğimden 3. hafta festivalde çalıştım. İşte yılbaşında festivaldi. 5 günlük festival böyle kamp var. Beyond the Valley diye geçiyor. İnanılmaz güzel bir festival. İnanılmaz bir deneyimdi benim için. Ondan sonra abi neyse biz abi festivalde işte akşam çalıştım falan bilmem ne. Barda çalışıyorum. Sonra şeye geçtim. Akşam bir tane arkadaşım, Kanada'da bir tane arkadaş vardı. Onunla dedik ki hadi şurayı turlayalım falan. Bir tane premium kamp alanı var tamam mı? Dolanıyoruz orada işte yürüyoruz falan bilmem işte bir şeyler içiyoruz. Ondan sonra orada da bir tane işte partiliyorlar tamam işte kamp alanı var. İşte camperlar falan var partiliyor. İşte şey dedi hadi gelin falan dedi falan bilmem ne. Biz de dedik partiye katıldık. Abi takılıyoruz falan bilmem ne. Bir tane kız geldi.
Kız bana diyor ki işte ne yapıyorsunuz burada falan. Ondan sonra işte neler yapıyorsunuz falan bilmem. Konuşuyoruz falan. İşte dedim işte burada çalışıyoruz falan bilmem ne. Dedi ki festivalde niye çalışıyorsunuz ki dedi mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani kızın Avustralyalı. Kızın bakışında abi festivalde niye çalışırsın ki var mesela. Ama hani bizim tarafından baktığında durum daha farklı. Hani bizim tarafından sadece şey için de demiyorum bu arada. Yani Türkler için de demiyorum yani. İtalyan da böyle. İşte atıyorum Fransız da böyle. Onlar da böyle hani şey olarak demiyorum ama Avustralya'da yaşam stili biraz daha farklı. Ya tabii ki. Yani Yerlileri pek çalışmaya yatkın değiller. Gerçi doğru, çünkü ilk gittiğimde bende de Amerika'da öyle bir gözlem olduydu. Şöyle bir şey yapıyorlar hayatlarında. Dediğin gibi çok fazla devlete güvenmekten oluyor. Bu 5 gün çalışıyorlar hafta içi, hafta sonu eğlenmek için derlerdi. 5 gün 2 günde harcamaya harcıyorlar falan. Gerçekten de o hafta sonu harcıyorlar o parayı da, yani bayağı bir. evet. Adamlar eğlence aşamasına biraz güveniyorlar. Tabii ki dediğin gibi pandemi döneminde o yardımlar, hatta şöyle bir şey oldu, Biden'a dediler sizin verdiğiniz yardımlardan dolayı biz işçi bulamıyoruz, çalışan kimseyi bulamıyoruz dediler. O da atar yapmıştı tabii ki, daha fazla verin o zaman size gelsinler falan filan demişti. Ama o da gelmiyor doğal olarak, şimdi dışarıdan gelen insanlar daha ucuza çalışıyorken adamlar neden yerlisine daha fazla veriyor? Bunun bir sürü daha arkada prosesi var, onların giderleri artıyor. Ama dediğin gibi çok fazla, onlar da aslında bizim için bir avantaj. Atıyorum herhangi bir işe gireceğiz. Normal bir iş de olabilir ya da işte makine mühendisliği ya da IT gibi olabilir. Bu alanda yani yerliyle çok fazla bir yarışa girmiyorsun. Senin gibi dışarıdan gelenlerle yarışa giriyorsun. O alanda da herhalde biraz fırsat olur gibi geliyor. Amerika'da pek olmadı bana. Ama belki orada olur. Sanırım o beyaz yaka durumunda şey var ya, yani hani şöyle Avustralya'nın gördüğüm kadarıyla bahsediyorum. Avustralya'nın belli kesimi hani gündelik yaşıyor. Hani atıyorum hani beyaz yaka olarak çalışmıyor. Atıyorum işte üniversite çok gitmiyorlar işte yüksek falan çok var. Bir kısmı var. Çok eğitim yani böyle işte. Ama bu arada bir kısmı dediğim de şey en kötü 2 yıllık TEF'e gitmiştir. Bu bahsettiğim hani çil takılanlardan bahsediyorum işte. Hani dönemlik işe. En kötü 2 yıllık bir mesleki eğitim kursuna gitmiştir. Bir mesleği vardır yani. Hani o da şey değil. Hani hiç eğitim almamıştır. Sadece takılıyordur falan asla demiyorum. Ama bir kesim de var. Bu da yine bir kesim yani. Hani çok az da bir kesim değil. Bu kesim de şey. Hani yüksek lisansını yapıyor. Sonrasında zaten iyi işte çalışıyor vesaire. Hani oradaki durum da bir tık daha farklı yani. Ama bizde yine orada bence bir ton fırsat var yani bizler için de. Dışarıdan gelen insanlar için. Ya tabii, bir de benim gördüğüm kadarıyla biz daha çalışkan oluyoruz gibi geliyor. Ya da daha çok uzun süre çalışmaya alışkın olduğumuzdan dolayı olabilir belki de. Ona da çalışkanlık diyoruz da tabii. Orası da farklı. Evet, güzel. Orada şey durumu biraz daha sanki ya. Abi biz hani ya biz abi hayata bence hardest modda başlıyoruz. Yani atıyorum belki Avustralya easy moddur. Amerika atıyorum medium moddur. Veya ne bileyim işte hani ortadır yani. Ama biz zaten hardest modda başladığımız için şey gelmiyor bize. Çalışkan ya örnek veriyorum mesela. Bak şöyle ilk geldiğimde üçüncü işim, dördüncü işim falan. Bir tane işte coffee shop'ta çalışıyorum. Şey işte müdür, menajer bana şey diyor. Menajer aynı zamanda patronları. Bana şey diyor mesela işte kenarda bir tane çöp poşeti var. İşte dolu bir çöp. Onun işte dışarı konteyner atılması gerekiyor. Bana diyor ki mesela can you give me a favor diyor işte. Onu atabilir misin diyor. Mesela abi seve seve diyorum ya sen diyorum sen. Atarım ne demek? Atıyorsun geliyorsun mesela. Örnek veriyorum. Senin bir işinin bir parçası var işte. Bir yeri siliyorsun falan. Görüyor mesela sana diyorum, teşekkür ediyor. Thank you diyor mesela. Ben diyorum ki abi sen bana atıyorum işte 30 dolar ödüyorsun. Sen bana ne teşekkür ediyorsun mesela diyorum baktığında. Zaten işimi Ama yapıyorum diyorsun, değil mi? zaten işi bana bunun için zaten para ödüyorsun diye bakıyorum. Türk sisteminden baktığımda. Ama o aslında insanın bence şeyi de yükseltiyor yani. İşte çalışırken de motivasyonu da yükseltiyor. O sana şey olarak bakıyor. Bu arada hepsi böyle değil. Ama birçoğu böyle yani. Benim en azından çalıştığım insanların birçoğu şeydi yani. Sana değer veriyor. Tabii Hani tabii. 4 saat çalıştın kesinlikle molaya git. Şey demiyor yani. Hani ben çalışayım devam edeyim. Yok abi sen molaya git. Dinlen. Ondan sonra resetle kendine gel. Hani şey yapmıyorlar yani. Bir de sana verilen işi tamamladıysan hani fazla bir iş kitleme çabasında değiller genelde herhalde, değil Yok değiller. Aynen öyle. mi? Vallahi çok Ama harika. şu var. Şunu söyleyebilirim. Abi sana saatlik 30 dolar ödüyor ya mesela. Atıyorum işte 25 dolar ödüyor ya.
Abi senin durmana da istemiyor. Yani o sürede senin çalışmanı bekliyor yani. Atıyorum işte hani yalandan bir masa da silsen, örnek bir şeyleri de düzenlesen bir şeyler yapmanı bekliyor yani. Hani o da şey değil yani, asla hani para kolay kazanılıyor falan değil yani, hani Değil, tabii ki değil. çalışınca çalışman Bir gerekiyor çay yani. molası vereyim, ayaküstü hemen yapamıyorsun kolay kolay işini bitirmeden. Yok 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 yok, aynen öyle. Vallahi çok güzel ya. Senin peki orada düşündüğün planların var mıdır? Gerçi planları söylemek ister misin onu bilmiyorum ama IT alanında bir şey bekliyor musun? En azından bir iş tecrübesi edinmek ister misin orada? Yani şöyle, ben aslında yazılım tarafında biraz daha devam etmek istiyorum. IT şu anda deniyorum aslında yani, işte hani bir taraftan işte e-ticaret tarafında şeyim var, düşüncelerim var. Hani o tarafta ilerlemek istiyorum. Hani şu anda şey diyemiyorum ya, ama yani böyle biraz daha böyle bir 6 ay sonra, 8 ay sonra, belki bir sene sonra kendimi biraz daha bir yere getirdikten sonra bir startup'la çalışıp bir startup deneyimi elde etmek istiyorum açıkçası burada. Öyle bir fırsat olursa, öyle bir imkan olursa. Ki öyle imkanlar da gördüğüm kadarıyla var yani. Ama ben, benim önce bir self olarak kendimi bir yere getirmem lazım IT alanında, işte yazılım alanında. Sonrasında o kapılar devam edecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda uzun vadeli şey demiyorum yani işte. Ya, hani burada kalırım veya buradan giderim demiyorum, ama burası güzel bir ülke. Onu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Yaşamak için de güzel bir ülke. Ama şu Vallahi. an hani daha 2-3 ay olduğu için hani şu an daha şey, hani görüyorum, tanıyorum etrafı, düşünüyorum ve yani yolun içerisindeyim yani, yoldan keyif alıyorum şu an. Vallahi güzel, bayağı bilgilendirici oldu aslında. Ben birkaç arkadaşla görüşmüştüm ama tabii şimdi de bu tarafına bakmak farklı oldu bizim için. Hani Melbourne'de olmak, yazılım üzerine eğitim almak, çalışma tecrübeleriyle ilgili bir şeyler söylemem gayet güzel. Benim bütün sorularımı cevapladın ya şu an. Vallahi Yardımcı teşekkür. olabildiysen, en azından yani bildiğim kadarıyla en azından yardımcı olabilsen de mutlu bana. Tabii, teşekkür ederim.